Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Dördüncü sınıf olarak da teknoloji sınıfını sıralıyoruz arkadaşlar. İlk 10 yapacağız, 10'dan geriye doğru yapacağız. Kaliteler hakkında da bilgi vereceğiz. Nerelerde nasıl kullanılır, bla 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 diye arkadaşlar bilgi vereceğiz. İnşallah. Hızlıca başlayalım arkadaşlar. 10. sıradaki karakterimiz Omega Sentinel. Kopya çok bir ihtiyacı yok acılar. Genelde ağır saldırı mantalitesiyle oynar Omega Sentinel. Ağır saldırı yapar ve rakibin üzerine L2'lerle yakma verir ve bunları sabitlemeye çalışır. Bunlar rakibin üzerine ne kadar çok kalırsa arkadaşlar o kadar çok yakma hasarı verir Omega Sentinel hacılar. 9. sırada Star Örümcek var. Özellikle savaş anlarının arkadaşlar tekrardan gelmesinden sonra yine bir hareketlenme oldu. Tekrardan bir gündeme çıktım. Çünkü savaş anlarının sağlığı kısa ve Stark Örümcek gerçekten çok güzel saldırı çıkıyor. Özellikle ağır saldırısı. Tek kombada 6 yıldız R3 kanamaz yarıştan bahsedeceğim. 25-30 bin lira çıkabiliyor arkadaşlar. Ne kadar da güzel bir rakam kritik olduğunda. Tabi bu da kopya sayısı da önemli. Onun dışında kırılgan karakter olması bizi de birazcık üzüyor. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Keyifli bir karakter arkadaşlar. Tekno sınıfında 9. sırada. Onun üstünde kim varmış acılar? Aa, bak bunu çok severim mesela. Ultron arkadaşlar. Ultron buff yedikten sonra çok çok güzel bir hale geldi. Saldırı gücü 2 kat 3 kat arttı diyebilirim. Zaten bağışıklık sistemi ve sağlık basması size güven veriyor. Artı buff'ından sonra çok fazla zırhlanabiliyor. Bu da muhteşem bir blok performansı ve siper performansı sağlıyor arkadaşlar. Özellikle boss katili diyebilirim. Yani 7-3'teki ve 7-4'teki kanklara çok rahat bir şekilde tek atıyor arkadaşlar. Kanamaz yere açık çok çok rahat oynayabileceğiniz bir karakter. Ondan sonra acılar bir sonraki karakterimiz Ultron'un Beerus modeli. Oyun içerisinde tabii ki. Hulkbuster acılar. Hulkbuster da muhteşem. Yine ağır saldırı ağırlıklı oynayabiliyor. Siper ağır saldırıya gerek yok ama ağır saldırı yapabiliyor. Muhteşem ötesi ağır saldırı çıkıyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili videolar var kanalda. Yine bolca atmaya devam edeceğim arkadaşlar bunlarla ilgili videolar. Hatta gameplay videolarını da birazcık arttırmayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla değinmek istediğim eski ve yeni hero'lar var. Artık onlara bir operasyon çekeceğiz hacılar. Hulkbuster hem saldırı gücü çok güzel, hem yüksek, hem savaşta hayatta kalabilme becerileri var. Hem de rakibi kontrol edebiliyor. Gücünü boşaltabiliyor. Bloğunu kırıp engellenemez ve çok uzun sersemler atabiliyor. Aynı zamanda şok zayıflatıcıları veriyor. Ve şerdi şokları verdikçe arkadaşlar kendi saldırı gücünü arttırıyor. Artı karakter arkadaşlar defansı da çok keyifli oynayabiliyor. Aslında Hulkbuster'ı biraz daha yukarı çıkartabilirdik. Sadece bu aralar pek oynamadığım için buraya koydum. Yoksa Hulkbuster'ı şöyle bakıyorum. Yani bir iki sıra daha yukarı çıkartabilirdik. Hacılar Hulkbuster'ı nereye koymuşuz şöyle baktığımda? 7. sıraya koymuşuz. Oh, gelelim 6. sıraya arkadaşlar. Yine muhteşem bir karakter. Penny Parker gerçekten doğaüstü. Hem defans hem de saldırıda muhteşem. Saldırıda oynayabilmek için arkadaşlar bunun bir döngüsü var ama bilmeniz lazım. En basit haliyle L1 atıyorsunuz sonra L2 atıyorsunuz. Ve gerçekten 250-300 bin gibi çok çok güzel hasarlar çıkartıyor Penny Parker hem defans hem de saldırıda. Muhteşem. Defansından rakiplerini yorup duruyor. Çok da bir kopya ihtiyacı olmayan bir karakter arkadaşlar. Şimdi nereye geldik? 5. sıraya geldik. Arkadaşlar 5. sırada saldırı bakımından Ghost'tan sonra en yüksek tekno için söylüyorum. Karaktere geliyoruz arkadaşlar. Neredesin? Mysterio hacılar. Mysterio Ghost'tan sonra en yüksek hasara sahip diyebilirim. Hatta oyunun en iyi hasarlarından birine sahip. Tek bir şey istiyor. Yanına arkadaşlar bir alt sırasındaki Penny Parker alacak. Penny Parker ve Mysterio yan yana olursa Mysterio'nun verdiği zehir saldırıyla beraber bununla ilgili bir video çekmiştim arkadaşlar. Bayağı uzun zaman oldu. Belki yine yakın zamanda çekerim. Combo başına ortalama 15-20 bin falan hasar veriyor. 15-20 bin. Yani 100 vuruşta 2 milyon. 200 komboda da arkadaşlar 4 milyon hasar veren bir karakter. Kaç karakter var böyle oyunda? Bakmak lazım acılar. Mysterio 5. sırada. 4. sırada arkadaşlar işlevselliğinden dolayı özellikle çok kullandığımız bir karakter. Warlock arkadaşlar. Warlock'ın birçok etki esprisi var.
Özellikle savaş anları ve ittifak savaşlarında iyileşme ustalıkları açık olduğu için Warlock çok güzel iş yapıyor. Özellikle rakibin güç barını boşaltması, iyileşmesini engellemesi. Şimdi rakibin güç barına müdahale edince oynamasını kısıtlandırıyorsunuz. Bir nevi kum torbası. İleri geri ileri geri yaptırtıyorsunuz. Ve oynuyorsunuz. Aynı zamanda çok güzel kanama hasarları var. Eğer bu katilde orta ve hafif ağır saldırı kombinasyonu yaparsanız orta ağır orta ağır acayip yüksek hasarları çıkıyor. Yine bununla ilgili bir video kanalı atmıştım. Kopya olması güzel arkadaşlar. Kopyalarla ilgili zaten video yapmıştım. Şimdi nereye geldik? İlk 3'e geldik açılar. Şimdi kimler kaldı? Technodom kaldı. Nemrut kaldı. Ghost kaldı. Şimdi birincinin Ghost olduğunu zaten hepimiz ortalama tahmin ediyoruz arkadaşlar. Asıl bomba ikinci kim? Technodom Nemrut'u geçip Ghost'u alttan gıdıklamaya yani zorlamaya başlayacak mı acılar? Şimdi Technodom'la ilgili fazla bir gameplay yapmadım. Kanalda bir video var ama tabii ki çok çok yakın belki bugün bile gameplay videosu gelecek arkadaşlar. Muhteşem bir karakter. Saldırısı var. Ondan sonra defansı var. Rakibi kontrolü var. Mesela yüksek hasar veriyor ve sağlık bası biliyor. Kanama zehir açıkta çok güzel oynanabiliyor. Hatta mümkünse kanama zehir açık oynayın. Hacılar diyorum. Nemrut özellikle mutant sınıflarının içinden geçen bir karakter. Yine kopyası olursa çok daha etkili oluyor. Mutantlar dışında yine de güzel bir karakter. Sonra defansı vesaire falan da var arkadaşlar. Şimdi Nemrut görev karakteri Tekno doktorluğunda arkadaşlar taşıyıcı karakter. Oyun taşıyıcı. Bu yüzden arkadaşlar 3. sıraya Teknodom'u koymuyorum. Nemrut'u koyuyorum arkadaşlar. 3. sırada Nemrut. 2. sırada Teknodom var. Teknodom'un muhteşem bir gameplay'i var. Muhteşem. Savaş alanı, ittifak. Aklınızı her yerde oynar. Yeter ki rakip sersem yesin. Çünkü kombinasyonunu o şekilde çıkartıyor. Sersem yemese de birazcık uğraştırıyor. Rotasyonu değişiyor arkadaşlar. Ve 1. sırada tabii ki Ghost'umuz var arkadaşlar. Birinci sırada Ghost'umuz var. Zaten oyunun da ilk üçteki karakterlerinden bir tanesi idi. En sonki genel top listemizde. Onu da yakın zamanda şu sınıfları bitirdikten sonra yapacağım inşallah hacılar. Şöyle baktığımda hemen listemi şuradan bir daha açıyorum. 10. sıraya Omega'yı koydum. 9'a Stark'ı koydum. 8'e Ultron. Daha sonra Hulkbuster, Penny Parker, Mysterio, Warlock, Nemrut ve Technodom olarak arkadaşlar listemizi hazırladık. Birinci zaten Ghost oluyor hacılar. İnşallah faydası olmuştur. Dediğim gibi sürekli sorulan bir soru. Bundan sonra bunu her ay güncelleyeceğim ki 3-5 ay içerisinde artık sorulacak olan canlılarında bu soruları %50 %60 azaltırız diye düşünüyorum. Çünkü artık herkes her şeye aşina olacaktır. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.